Nazilerin karanlık dünyası. Hess bilmecesi. Hitler'in sağ kolu. Düşüncelerle nesnelerin hareket ettirilebileceğine ve Britanya'nın Hitler'le barış yapacağına inanan Führer yardımcısı. Hess büyük ölçüde bir söylencedir. Rudolf Hess hiç şüphesiz 20. asrın en ilginç tarihi karakterlerinden biridir. Rudolf Hess muazzam bir sona doğru gidiyordu. Seçkin Nazilerle içli dışlı oluyordu ama gücünün doruğundayken düşmanla bir anlaşma yapmak gibi gizli bir görevle Reich'a ihanet etti. Eğer Hess başarılı olsaydı, hiç şüphesiz ki savaşın gidişatı çok farklı olurdu. Hitler'in sağ kolu Blitz saldırısının tam ortasında 1400 kilometrelik zor, tehlikeli ve gizli bir uçuşla Britanya'ya gitti. Hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında geçirecekti. Spandau hapishanesindeki son mahkum olacaktı. Avluda tek başına volta atan bir adam. Yaşamı ve ölümünün ardında hala bir gizem ve entrika perdesi var. Onun yaşındaki biri nasıl intihar edebilir? Çoğu intihar etmediğini, elinde olabilecek sırları açıklamasın diye öldürüldüğünü düşünüyordu. 25 yıldan uzun süre önce öldü. Ama hala nefret dolu, ırkçı ve şiddet yanlısı bir azınlık tarafından yüceltiliyor. Neonaziler Rudolf Hess'i bir şehit, sözde barış elçisi olarak görüyorlar. İskoçya'ya yaptığı yolculuğun amacının İngiltere ile Almanya arasındaki sözde kardeşin kardeşle savaşını bitirmek olduğuna dair söylentiler var. Yani kendisi günümüzün neonazi ideolojisine son derece uyan eski bir nazidir. Bu görüntüler Almanya ve Avusturya'daki gizli neonazi konserlerinden gizli çekimlerdir. Eğer gizli kameramı görselerdi, nazilerin çoğu beni feci şekilde döverlerdi. Ayrıca dövülerek öldürülmeniz de olmayacak bir şey değildir. Bu da 20'ler ve 30'lardaki Naziler tarafından yapılan göz korkutma ve uygulanan şiddete benziyor. Rudolf Hess de onlardan biriydi. Hess elbette bir rol oynamıştır. Şiddeti kendi organize etmemiş olsa bile olayların farkındaydı ve buna göz yumuyordu. Rudolf Hess kendini davaya adamıştı. Partiye ilk katılan isimlerdendi. Filmi izleyen herkes Hess'in giderek artan fanatizmini ve Hitler'e kesinlikle taparcasına baktığını görebilir. Bir adamın başka bir adama politik sebeplerden dolayı tapınması neredeyse korkutucu bir şey. Parti Hitler'dir. Hitler Almanya'dır. Almanya'da Hitler'dir. Hitler'i selamlıyoruz. Hitler! Aynı zamanda Hitler'in bir insandan daha yüce bir varlık olduğunu, büyük başarılara imza atmak için Almanya'ya Tanrı tarafından yollandığını ileri süren de oydu. Hitler gibi Hess de ırkçılık ve şiddet politikasına Münih'te dahil oldu. Ama Rudolf Hess gelecekteki önemli bir Nazi politikası fikrini sokaklarda değil, üniversite amfilerinde oluşturdu. Hess Lebensraum yani yaşam alanı fikrini üniversitedeki hocası ve bir jeopolitik teorisyen olan Karl Haushofer'dan almıştı. Lebensraum, Almanların çok dar bir alanda sıkışık halde yaşadıkları ve çoğunun daha fazla yaşam alanına ihtiyaç duyduğu demek değildir. Bu Hitler'in Haushofer'ın teorilerine dayanarak daha sonradan geliştirdiği belirli bir doktrindir. Bu da Almanya'nın Doğu Avrupa'da yaşam alanı fethetmesi gerektiğidir. Hitler bu teoriyi saldırgan ve katliamcı bir şekilde Slavların soyunu kazıma politikasına dönüştürmüştür. Hess, Hitler'in gözü dönmüş tiratlarıyla büyülenen ilk milyonlar arasındaydı. Hitler gibi yabancı bir ülkede doğmuştu. Mısır'daki zengin bir tüccarın oğlu olarak Almanya'ya gönderilmiş ve radikal politikaya karışmıştı.
1920'lerin başında Münih'te çeşit çeşit aşırı sağcı grubun ortaya çıktığını, mitingler düzenlediğini görürsünüz. İşte aşırı sağcı, Yahudi karşıtı politikanın tohumları bu dönemde ekildi. Rudolf Hess, Hitler'in yanından hiç ayrılmazdı. Hapse bile onunla birlikte girdi. 1923'te hükümeti devirme girişimlerinden dolayı birlikte hapse atıldılar. Hiç şüphesiz çok yakınlardı. Unutmayın ki Hitler Kavgam kitabını yazarken aynı hücrede kalıyorlardı ve Hess onun sekreterliğini yapıyordu. Birçok kaynağa göre daktilo ile yazma işini büyük ölçüde o yaptı. Hatta bazıları kitabın bir kısmını onun yazdığını söyler. Hitler'in emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirirdi. Partideki insanlar Hess'le dalga geçip ona boz fare diyorlardı. Çünkü onun emriyle oradan oraya koşturup dururdu. Ama boz farenin bir yönü daha vardı. SS fırtına askerleri eski üniversite hocası Karl Haushofer'ın evine baskın yaptılar. Karısı Martha'nın yarı Yahudi olduğu düşünülüyordu. Kurtuluşları ailenin günlüklerinde kayda geçti. Güçlü dostları olan yardımcı Führer araya girmiş ve bu eve daha fazla baskın düzenlenmesini yasaklamıştı. Bir aile dostuydu. Ve her seferinde, her durumda bize çok yardım etti. Ama Hess acımasız olabiliyordu. Hitler'in Ernst Röhm ve kahverengi gömleklileri üzerinde uygulanan kanlı baskıda önemli bir rol oynadı. Hitler fırtına askerlerinden kahverengi gömleklilerin liderlerini yakaladı, çoğunu tutukladı veya vurdu. Fırtına askerlerinin giderek haddinden fazla güçlenmekte olan başı Ernst Röhm'u tutukladı ve hapse attı. Hess iki defa onu vurmayı teklif etti. Ben yapmalıyım, onu ben vurmalıyım dedi. İlk toplama kampları ve sözde Yahudi mahalleleri Hess görevdeyken kuruldu. Tecrit etmek, mal mülkten ve insan haklarından yoksun bırakmak en sonunda ölüm kamplarında milyonların endüstriyel katliamına dönüşecekti. Şunu söylemek istiyorum. Biz kesinlikle Yahudilerle karışmalarına izin vererek halkımızı lanetleyemeyiz. Yahudi düşmanlığı, yani bir şekilde tüm Yahudileri hayatı onlar için dayanılmaz kılıp Almanya'dan kaçırarak, savaş sırasındaysa soykırım yaparak ortadan kaldırma fikri, ulusal sosyalizmin kesinlikle bir mihenk taşıydı ve Hess bu fikri çok benimsemişti. Adolf Hitler adına yemin ederim! Hiç şüphesiz Yahudi düşmanıydı. Irk kanunlarının yazılmasına yardım etmişti. Bakan Hess tarafından imzalanan ırk kanunları, Yahudilerin resmi görevlerde çalışmalarını ve Almanlarla evlenmelerini yasaklıyordu. Yahudilerin Alman vatandaşları ve Alman türdeşleriyle evlenmesi yasaktır. Başı çeken tüm Naziler imtiyazlar sağladı. Mesela Göring'in kardeşi Yahudileri kurtarıyordu ve Göring de bunu biliyordu. Kendi dostları söz konusu olduğunda imtiyaz sağlıyorlardı. İki yakın dostu Karl Haushofer ve oğlu Albrecht Haushofer'a imtiyaz verdi. Karl Haushofer yarı Yahudi olan bir kadınla evliydi. Bu da çocukları çeyrek Yahudi, yani ırk kanunlarına muhatap demekti. Hess onlar için sözde yazılı koruma emri çıkarttırdı. Onları onurlu ariler ilan etmiş ve muaf tutmuştu. Ama aynı adam Nazi güruhunu kalabalık mitinglerde Hitler'e sadakat yemini etmeye çağırıyordu. Hess'in diğer bir ilginç yönü de Yahudi işyerlerine karşı muazzam bir şiddetin uygulandığı Kristal Gece'nin ardından bir açıklama yapması ve artık Yahudi dükkanlarının yağmalanmamasını emretmesidir. Rudolf Hess, parti politikasında adeta boğulmuştu. Yerel liderleri yönetiyor, emirler çıkarıyor ve kuralları bozanları cezalandırıyordu. Ama Nazi hiyerarşisinde yerini korumak, yardımcı Führer kadar güçlü biri için bile çok önemliydi. Hitler'in takdirini korumak, ip cambazlığı gibiydi. Hess gözden düşmüştü. Hitler'in diğer yağdanlıkları onun yerini almak için yarışıyorlardı. Hitler gücün merkeziydi. Onunla aranızdaki ilişkiyi kaybettiğiniz anda
oyunun sonuna gelmiş olurdunuz. Hep bir rekabet vardı ve hepsi Hitler'in, Führer'in gözüne girmek isterdi. Hess gözden düşmüştü. Yetenekli amatör pilot uçuş hevesini alırken, Führer başka bir şeyin peşindeydi. Hitler savaşı aklına koymuştu. Onun ilgilendiği uçaklar Avrupa'yı dize getirecek bombardıman uçaklarıydı. Parti yoldaşı Hess önemsiz politik meselelerle Hitler'in canını sıkarken, Himmler ve Göring ona duymak istediği şeyleri söylüyorlardı. Nazilerin yükselişi sırasında Hitler'in sağ kolu olarak görülüyordu. Ama yerini başkası almıştı. Artık Hitler'e en yakın olan kişi Göring'ti. Hitler Göring'i Hess'le kıyaslamıştı. Göring'le konuşurken kendini çelikten zırh kuşanmış gibi iyi hissettiğini ama Hess'in sadece karşısına problem ve sıkıntıyla çıktığını söylemişti. Hess karar verme sürecinde ikinci plana itildiğini fark etmeye başladığında çok sıkıntı duydu. 1939'da Hitler yardımcısını Iskarta'ya çıkarttı. Rudolf Hess mide krampları ve kalp çarpıntısından muzdarip oldu. Savaş yaklaşırken yardımcı Führer ikinci plana itilmişti. 1939'da Hess'in çağı kesinlikle kapanmıştı. Askeri meselelerde, dış işlerinde veya iç politikada hiç söz sahibi değildi. Yardımcı Führer içine kapandı. Bakanlığı ve belirli bir işi olmayan bir bakandı. Rudolf Hess yalnız başınaydı. Alternatif terapilere ve paranormal yöntemlere merak sardı. Kendini sıra dışı faaliyetlere, alternatif tıbba, garip diyetlere adadı. Bu konuda yalnız değildi. Aslında birçok açıdan tüm seçkin Nazileri yansıtıyor. Çünkü hepsinin etrafı mantık dışı şarlatanlarla doluydu. Hitler'in gözden düşen yardımcısı çareyi alternatif terapide aradı. Homeopatik tıp konusundaki uluslararası bir konferansta delegeleri karşıladı. Elektrik akımlarının onu yeniden canlandırabileceğine inanıyordu. Hess'in gittiği Avusturya kliniği hala açık. Hess'in sağlığımı kazandığım için teşekkür ederim notu günümüze kadar korunmuş durumda. İşte yardımcı Führer'in parlak fikri bu dönemde şekillenmeye başlamıştı. Britanya ile görüşecek, barışı sağlayacak ve tekrar seçkin Naziler arasında yerini alacaktı. 1939'un Eylül ayında savaş başladığında hala devletin başındaki üçüncü kişi olması ilginçtir. Bunu bizzat Hitler resmi olarak ilan etmişti. Bu savaşta ölürsem yerime Göring geçecek. Eğer Göring de öldürülürse onun yerine Hess geçecek demiştir. Yani teorik açıdan Hess gayet önemli bir kişiydi. Hitler'in yakın çevresindeydi ama pratikte öyle değildi. Hess tekrar Hitler'in yakın çevresine girebilmek için bir plan yaptı. Britanya ile bir anlaşmaya varmak. Ama bu konuda yalnız mı çalışıyordu? Fransa'daki Britanya ordusunun etrafı Dunkirk'te çaresiz bir şekilde kuşatılmıştı. Hitler aniden durmalarını emretmiş ve ordunun çekilmesine izin vermişti. Bu bir Anglo-Alman ittifakının gizli hazırlığı olabilir miydi? Dunkirk zamanında Britanyalılar ve Almanlar arasında bir anlaşmanın hazırlandığına dair bir kanıt yok. Hitler'in Dunkirk'teki askerleri Britanyalılar kaçarken 3 günlüğüne durdurma sebebi, Göring'in Hitler'i Luftwaffe yani Alman Hava Kuvvetleri'nin Britanya askerlerini sahillerde yok edebileceğine ikna etmesiydi. Ayrıca güç toplamak isteyen generaller arasında büyük tartışmalar çıkmasıydı. Aslında Hitler ve generalleri Britanya'yı işgal etmeyi planlıyorlardı. Hitler 1940 yazında Britanya ile barış yapmayı umuyordu. Ama ondan sonra savaş açması gerektiğini fark etti. Çok sert bir savaş olmayacaktı. Britanyalıları barış yapmaya ikna edecek bir savaş olacaktı. Yani Britanya'yı bombalaması gerekiyordu.
Ama günler ve geceler boyunca devam eden Blitz saldırıları sadece Britanyalıların kararlılığını arttırdı. Churchill, Almanya ile barış yapmakla hiç ilgilenmiyordu. Britanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nı kazanacağına inanıyordu. Bunu nasıl yapacağına dair planları vardı. Kanımca bu planların iki unsuru vardı. Biri Birleşik Devletler'le ittifak yapmaktı. Böylece en güçlü iki demokratik ülke dünya çapında Almanya'ya karşı birleşmiş olacaktı. Diğeri ise Britanya savaş makinesinin Almanya'yı mağlup etmeye yetecek kadar askeri güç üretebileceğine inanmasıydı. Chequers'taki resmi kır konutunun bombalanabileceği konusunda uyarı alan Churchill, Oxfordshire'daki Ditchley Parkı'nda birkaç savaş kabinesi toplantısı düzenledi. O sırada Luftwaffe Britanya Savaşı'nı kaybetmekteydi. Hitler planlanan işgali iptal etmişti ve zaman Churchill'in lehine işliyordu. Zafer kazanacağınıza eminseniz neden barış elçileriyle uğraşasınız ki? Özellikle Churchill ve yakın çevresindekiler, Almanya'nın kesin bir şekilde mağlup edilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Avusturya kliniğinde sağlığını kazandıktan sonra Hitler'in yardımcısı kendi başına ve gizlice Britanya'yı anlaşma masasına oturmaya ikna etme zamanının geldiğine inanıyordu. Bence 1940 Mayıs'ının sonunda önemli bir dönem yaşanmıştır. O dönemde Churchill'in başbakan olarak yeri garanti değildi. Ama bu dönem geçip de Haziran ve Temmuz'a gelindiğinde kesinlikle Britanya ile uzlaşma ihtimali kalmamıştır. Yani 1941'de hatta daha öncesinde Hess ve diğerlerinin tüm bu umutları bir hayalden ibarettir. Rudolf Hess güvenebileceği insanlarla iletişime geçti. Üniversitedeki hocası ve eski dostunun oğlu Albrecht Haushofer. Albrecht Haushofer, Hess'e muhtemel bir irtibat buldu. Britanya hükümeti ve yüksek sosyete üzerinde etkisi olabileceğine inandığı biriydi bu. İskoçyalı bir aristokrat ve havacı olan Hamilton Dükü. Dükün oğlu James, yaşanan sıra dışı olaylar hakkında bir kitap yazdı. Albrecht Haushofer, Hess'e Britanyalıların barış elçilerini dinlemeyeceklerini, çünkü Britanyalıların Hitler'i şeytanın dünyada tecelli etmiş hali olduğunu ve savaşılması gerektiğini düşündüklerini açıkladı. Ama Hess bu İskoç soylunun ihtiyaç duyduğu adam olduğundan emindi. Uçakla onun konutuna gitme planını tamamladı. Hess'in görüşleri inanılmaz naif ve basitti. Ona göre İskoçya'ya uçup Hamilton Dükü ile görüşecek, ona teklifini sunacak ve Hamilton Dükü, Britanya'nın seçkin tabakasını toplayıp onlarla birlikte kralın huzuruna çıkacaktı. Krala durumu, Winston Churchill'in yanlış yaptığını açıklayacaklardı. Böylece kral başbakanı görevinden alacak ve yerine Almanya ile anlaşma yapacak yeni birini getirecekti. Yani görevinin bu şekilde gelişmesini hayal ediyordu. Ama gerçekler umduğundan çok daha farklıydı. Hayallerde yaşayan yardımcı Führer'in Britanya'da nüfus sahibi bir bağlantısı yoktu. Ama bir uçağı vardı. Kurnaz uçak yapımcısı Willy Messerschmitt ona bir iyilik yapmaya gönüllüydü. Hess ona, bana bir savaş uçağı ver deseydi elbette verirdi. Çünkü o bir bakandı. Willy Messerschmitt, Nazi hükümetiyle önemli ihaleleri olduğunu biliyordu. Bu onun için elbette önemliydi. Çünkü para kazanmak istiyordu. Hess yardımcı Führer'di. Pek az kişi yardımcı Führer'in talebine hayır diyebilirdi. Messerschmitt, karlı askeri ihaleleri Hess gibi önde gelen Nazilerle kişisel ilişkilerini sıkı tutarak kapmıştı. Ama kurnaz uçak yapımcısının yardımcı Führer'in isteğini Augsburg'daki fabrikası ve havaalanında karşılamaya bu kadar gönüllü olmasının bir sebebi daha olabilir. Ona borçluydu.
Hesse bir iyilik borçluydu. Çünkü 1930'larda yerel kasaba konseyi Messerschmitt'in fabrikasının harika bir yük vagonu deposu olacağına karar vermişti. Yani fabrikaya el konulacak ve gelen yük vagonları oraya gönderilecekti. Fabrikanın korunması konusunda ısrar eden kişilerden biri de Hesse olmuştu. Rudolf Hess'i İskoçya'ya götürebilecek araç buydu. Zarif ve güçlü Messerschmitt Bf-110 bombardıman uçağı. Çoğu savaş sırasında yok edildi. Bu uçak Berlin Müzesi'nde korunuyor. Augsburg'e ziyareti sırasında Messerschmitt 110'da fazladan 2 adet 900 litrelik depo olduğunu fark etmişti. Bu yüzden benim için ideal uçak bu olabilir diye düşündü. Aynı zamanda belirli telsiz cihazlarına ihtiyacı vardı. Messerschmitt 110'da telsiz ekipmanları için yeterli yer vardı. Bu uçakla İngiltere'ye ulaşabileceğini biliyordu. Uçağı tek bir kişi kullandığında birkaç değişiklik yapılması gerekiyordu. Uzun mesafe uçuşunda telsiz çok önemliydi ve ön koltuktan kullanılması gerekiyordu. Bu yüzden ön tarafa oradan kontrol edilebilecek bir telsiz kullanım paneli yerleştirmeleri gerekti. Hitler, Sovyetler Birliği'ni işgal etmeye hazırlanmakla meşgulken, yardımcı Führer uçuş tutkusunu giderebiliyordu. Şüphe uyandırmadan planlar yapıyor, eğitim uçuşlarına çıkıyordu. Rotasını araştırıyor, hava raporları ve hava durumu hakkında mümkün olduğunca bilgi alıyordu. Hess, 1940 Noel'inden hemen önce ilk denemesini yaptı. 3 defa İskoçya'ya doğru havalandı ama Augsburg'e dönmek zorunda kaldı. Birkaç defa denedi ama gerek mekanik sorunlar, gerek hava koşulları sebebiyle geri dönmek zorunda kaldı. Muhtemelen barış uçuşundan haberdar olan tek kişi güvenilir emir subayı Karl-Heinz Pinch'ti. Yardımcı Führer, Britanya'yı kapitülasyona bağlayacağını sandığı anlaşmayı ona dikte ettirdi. Hess çok cömert bir anlaşma sunduğuna inanıyordu. Anlaşmaya göre Britanya kolonilerinin çoğunu elinde tutabilecekti. Ama en önemli madde Almanların Avrupa üzerinde tam hakimiyetinin sağlanmasıydı. Ama Britanya Hitler'le yapılan her anlaşmanın dönüp dolaşıp kendi kapısını çalacağını biliyordu. Gideceği düşman bölgesi konusunda yanlış bilgi alıp yanlış yönlendirilen yardımcı Führer aldırış etmeden planına devam etti. Son konuşmasını kalkış yapacağı fabrikada bir Bf-110 uçağının önünde yaptı. Bu, Willy Messerschmitt'in asla geri alamayacağından bir haber bir şekilde memnuniyetle ona ödünç verdiği modelin aynısıydı. 9 gün sonra Hess, güvenilir emir subayı ile birlikte Augsburg'e geri döndü. Yakalanması ihtimaline karşı yüzbaşı Horn lakabıyla uçacaktı. İki tarafında savaş uçaklarının ona müdahale etme riski vardı. Hess bu uçuşun tehlikelerinin farkında olmalıydı. Bilhassa zor bir uçuştu. Hatta daha sonradan Hitler bunun haberini aldığında Luftwaffe'ye bu mümkün mü? Hess bunu başarabilir mi diye sormuş ve onlar da ona imkansız demişlerdi. 10 Mayıs 1941'de yüzlerce Alman bombardıman uçağı da havalandı. Ama onlar barış teklifleri taşımıyordu. Londra, Blitz harekatının en şiddetli bombardımanlarından birine maruz kaldı. İşin aslı, bombardıman insanları aşırı derecede kızdırıyordu. Bir Nazi liderinin barış adımı atması için bundan daha kötü bir zaman olamazdı. Hess öğleden sonra havalandı ve bir daha geri dönmedi. 4. denemesi bir seyri sefer ve pilotluk becerisi başarısı olacaktı. Bir açıdan İskoçya'ya ulaşabilmiş olması gerçekten bir mucizedir. Uçağında seyri sefer cihazı yoktu ve seyri sefer açısından son derece zor bir uçuştu.
İskoç sahiline ve Britanyalıların ölümcül hava savunma hattına ulaşması 5,5 saatini aldı. Sıklıkla HES'e geçme izni verildiği, hiçbir savaş uçağının ona müdahaleye yollanmadığı, Britanya hava sahasına girdiğinde insanların görmezden geldiği söylenir. Ama gerçek bu değil. Uçağın fark edilip takip edildiğini ve Spitfire uçaklarının peşine yollandığını biliyoruz. Bir kaynağa göre HES peşindeki Spitfire'ları görmüş ve uçaktan kendini fırlatmıştı. Neredeyse Duke Hamilton'ın mülküne ulaşacakken Eaglesham köyünün yakınlarına paraşütle inmişti. Bunu kimse ummuyordu. HES tam anlamıyla gökten düşüyor ve Britanyalılar neler olduğunu anlayamıyorlar. Bunun gerçekten Rudolf HES olduğundan emin olmaları bile biraz zaman alıyor. Bu ilginç hikayeyi hala anlatabilecek az sayıdaki görgü tanığından biri de o akşamüstü babasıyla futbol oynamakta olan genç bir oğlan çocuğuydu. Aniden doğudan gelen bir Alman uçağının sesini duyduk. Kesinlikle Alman uçağıydı. Çünkü birbirinden bağımsız çalışan motorların gürültüsünü tanıyorduk. Babam bu bir Jerry diye bağırdı. Büyülenmiştim. Uçak bu büyük ağacın üzerinden geçti ve şu yöne doğru ilerledi. Rudolf Hess'in yere indiği nokta burası. Uçağı buradan kısa bir mesafe öteye çakıldı. Şu kulübedeki bir köylü tarafından görülmüş. Çiftçi David McLean ve arkadaşı John Tweedy evden çıkıp Rudolf Hess'in paraşüt kayışlarından kurtulmasına yardım etmiş. Ondan sonra onu kulübeye götürmüşler. Bu sırada çiftliğin sahibine bir Alman esirimiz var diye bağırıyorlarmış. Hess, Hamilton Duke'ünün kır evine ulaşamadı. Messerschmitt uçağa enkaz oldu. Ama o sadece bileğini burkarak kurtuldu. Kendine yüzbaşı Horn diyen bu gizemli pilot, yerel milli savunma karargahına götürüldü. Şu anda orası bir Mason loncası. Babam odaya girmiş. Yatakta yatan esir ona şöyle demiş. Beni tanıyor musunuz bilmiyorum. Ben Hitler'in sağ kolu Rudolf Hess'im. İnsanlık adına kişisel ve onaylanmamış bir görevdeyim. Elbette babam hayret içinde kalmış. Esirin yüksek rütbeli biri olmasını beklemiyormuş. Ama büyük ihtimalle Rudolf Hess karşısındaymış. Albrecht Haushofer babama Rudolf Hess'i, gözleri yuvalarına çökmüş, koyu tenli bir adam olarak anlatmış. Esirin görünüşü ve tavrı bu betimlemeye çok uyuyormuş. Karşısındaki oymuş. Bu gerçekten Hitler'in yardımcısıydı ve ne kadar yanıldığını kısa süre içinde öğrenecekti. Hamilton Duke'ü Westminster'da Alman yanlısı ve Churchill karşıtı bir ittifakın maşası değildi. Hamilton Duke'ü, yardımcı führeri, Britanya ile barış yapabilmek üzere gidilecek kişi olduğuna inandırdığı için utanç içindeydi. Yardımcı führer beklediği şekilde karşılanmadı. Churchill, Naziler tarafından bombalanıp yıkılan Londra sokaklarını ziyaret etmişti. Hamilton Duke'ü ona gökten kimin düştüğünü söylediğinde Churchill Ditchley Park'ındaki kır evindeydi. Bana Almanya'nın yardımcı führeri elimizde mi diyorsun diye sormuş. Babama sanki halüsinasyon görüyormuş, savaş ona fazla gelmiş gibi bakmış. Babam ona öyle olduğunu söyledi demiş. Churchill de o Hess olsun ya da olmasın gidip Marx kardeşleri izleyeceğim demiş. Bence samimiydi. Programında bir komedi filmi izlemek vardı ve o konuda Hess konusunda ne yapabilirdi ki? Bunu ciddiye mi almalıydı? Kesinlikle hayır. Churchill bu tavrıyla bununla ilgilenmeyeceğim, ciddi bir şey değil. Bunu barış yapmanın bir yolu olarak kullanmayacağız demiş oluyordu.
Britanyalıların Almanya ile barış hakkındaki görüşü şuydu. Barış istemiyorlardı. Churchill'in, hükümetinin ve Britanya halkının çoğunun görüşü şöyleydi. Sadece iki tip iyi Alman vardır. Ölü ya da sürünen. Hess olayı babamın hayatında 4 günlük bir hayret süreci olmuştur. Bu onu epey şaşırtmıştır çünkü Britanya'da mevki açısından Hess'in dengi babam değildi. O bir filo komutanı, bir üst komutanıydı ve 2. Dünya Savaşı'nda görevini yapmakla meşguldü. Hitler, Sovyetler Birliği'ne sürpriz saldırı düzenlemeyi planlamakla meşguldü. Elbette Britanya ile anlaşma yapması işine gelir, iki cephede birden savaşmasını önlerdi. Belki yardımcısının bu garip planını başından beri biliyor, hatta belki de onaylıyordu. Doğu cephesinde esir düştüğünde Rudolf Hess'in emir subayının Sovyet sorgu memurlarına söylediği şey de tamı tamına buydu. Ama onun hikayesi baskı, hatta belki de işkence altında kayda geçmişti. Karl-Heinz Pinch en sonunda serbest bırakıldığında elleri o kadar hasar görmüştü ki artık bıçak veya çatal tutamıyordu. Sovyetlerin esiriyken çok acı çekti. Başına tam olarak ne geldiğini bilmiyoruz. Özellikle de ifadesini aldıkları sırada. Ama en kibar tabiriyle ona büyük baskı yapmış olmaları kuvvetle muhtemeldir. Bu yüzden bence gerçeği söylemiş olma ihtimali çok düşüktür. Hess kendisi Alman hava sahasından çıktığında emir subayının görevini Hitler'e bildirmesini emretmişti. Sovyet sorgu memurlarına yazdığı 28 sayfalık rapora göre Hitler buna hiç şaşırmamış ve sakin bir tepki vermişti. Ama o sırada Führer'in dağ evinde bulunan diğer insanlar olayları çok farklı anlatıyordu. Hitler hayrete düşmüş ve küplere binmişti. Hitler'in çöktüğünü, onu hiç bu kadar mutsuz görmediklerini söylüyorlar. Peki neden Sovyetler Pinch'i aksini söylemeye zorladılar? Tarihçiler Stalin'in Batı'nın itibarını düşürüp baskıyı arttırabilmek için muhtemel bir Anglo-Alman ittifakına dair kanıt sunmak istediğini düşünüyorlar. Hess ve bahtsız emir subayı jeopolitik bir oyunun maşaları oldular. Pinch'in istihbarat yetkililerinin duymak istedikleri bilgileri verdiği besbelliydi. Stalin Batı dünyasına şüphe ve ihtilaf sokmak istiyordu. Britanya ve Almanların kapitalist oldukları için hep aralarında bir anlaşma yapacaklarını hissediyordu. Ama anlaşma falan yapılmamıştı ve Nazi Propaganda Bakanlığı bir halkla ilişkiler felaketi bekliyordu. Führer'in yardımcısı düşmanın ayağına gitmişti. Hitler'in sadık parti yoldaşı bir anda hayallerde yaşayan bir ahmak ilan edildi. En sonunda akıllarına gelen ve Propaganda Bakanı Goebbels'in ileri sürdüğü fikir Hess'in delirdiğiydi. Elbette bu rejimlerinin pek de lehine olan bir yorum değildi. Berlin halkı bu konuda harika espriler üretiyordu. Bu muhteşem esprilerden biri de şuydu. Hess'i Churchill'in karşısına çıkarmışlar ve Churchill ona demek sözü edilen şu deli sensin demiş. Hess de ona hayır ben sadece delinin yardımcısıyım demiş. Rejim kendisiyle dalga geçirmesine müsamaha göstermiyordu. Yardımcı Führer'le bağlantılı olan herkes ağır bir bedel ödedi. Führer, parti üyesi Hess'in tüm emir subaylarının derhal tutuklanmalarını emretti. Bahtsız emir subayı Karl-Heinz Pinch tutuklandı ve hücre hapsinde tutuldu. En sonunda 1944'te Doğu Cephesi'ne gönderildi. Rudolf Hess'in yarı Yahudi dostları olan Haushofer ailesi açığa çıkarıldı. Koruma emirlerinin altında artık bir vatan haininin imzası vardı. Bu, Hess'in eski üniversite hocası Karl Haushofer ve oğlu Albrecht için sonun başlangıcıydı. Albrecht, Hitler'e karşı direnişi destekliyordu ve 1945'te idam edildi. Babası Karl ve yarı Yahudi annesi Martha bundan bir yıl sonra intihar ettiler. Rudolf Hess ne kralla ne de nüfus sahibi politikacılarla buluşabildi. Londra Kulesi'ne kapatıldı. Sovyetler Birliği henüz savaşa girmemişti. Belki de Hess, Stalin'i provoke edip harekete geçirmek için susturulmuştu.
Churchill Hess'i sessiz tuttu. Bir şey söylemesine izin vermedi. Sadece ayrı olarak düzenlenen barış görüşmelerine dair ipuçları verdi. Böylece Stalin'i daha Britanya çekilmeden Almanya'yı işgal etmeye itmiş oldu. Hess'in bir şey söylemesine izin verirse onun tamamen deli olduğunu herkes görür ve tüm planı ortaya çıkardı. Hess, kuleden daha hoş bir yerde, Londra'nın batısındaki bir çiftlik evinde ev hapsine nakledildi. Britanyalılara göre o ilginç bir ucubeydi. Onu analiz edip incelemek, neler olduğunu, bu garip olaya neyin yol açtığını çözmek istiyorlardı. Churchill'in doğuda huzursuzluk çıkarması için Hess'e ihtiyacı kalmadı. 6 hafta sonra Hitler, Sovyetler Birliği'ni işgal etti ve Führer'in eski yardımcısı unutuldu gitti. Rudolf Hess'in hayatı son derece iyiydi. Bahçesinde dolaşabildiği bir çiftlik evi vardı. Aynı zamanda ilk intihar girişiminde de bulunduğu yerdi. İlk kattan atlayıp sadece bacağını kırarak kurtuldu. İntihar mektubunda Hitler'e olan sadakatini ilan ediyordu. Her ne kadar rejim onu delirmiş bir vatan haini olarak kabul etse de. Führer'in ezilerek mağlup olmasının ardından bağnaz Nazi, Nürnberg'de Uluslararası Suçlar Mahkemesi'nin huzuruna çıkarıldı. Görünüşe bakılırsa Goebbels haklı çıkmıştı. Parti üyesi Hess gerçekten de aklını tamamen yitirmiş gibiydi. Nürnberg'de amneziden muzdarip gibi davrandı. Kumandan ona meydan okuyup bir erkek gibi davranmadığını, yargıyla yüzleşmeyi ailesine ve ülkesine borçlu olduğunu söylediğinde, ertesi gün ayağa kalktı ve hafızasının çok iyi durumda olduğunu ve yoldaşlarıyla birlikte yargılanmak istediğini söyledi. Nazi rejiminin ilk zamanlarındaki suçlarından dolayı müebbet hapse mahkum edildi. Soykırım tüm dünyaya ifşa edildiği halde Hitler'in eski yardımcısı hala Nazi olmaktan gurur duyduğunu söylüyordu. Hiçbir şeyden pişman değilim. Rudolf Hess, Berlin'in dışındaki Spandau hapishanesine gönderildi. Hitler'in mimarı Albert Speer ve gençlik kolları lideri Baldur von Schirach hapse girip çıktılar. Eski yardımcı Führer orada kalıcıydı. Normal bir hapishanedeki normal bir mahkuma oranla hatırı sayılır ölçüde hareket özgürlüğü vardı. Yemek seçebiliyordu ki bu normal bir mahkuma asla verilmeyen bir haktır. Yani o hapishanenin sınırları içinde gayet özgür bir hayat yaşadı. Yaşına göre epey dinçti. Orada tutuldu çünkü hüküm buydu. Müebbet hapis yemişti. Onu serbest bırakmak için bir kampanya başlatılmıştı ama bu bir neonazi kampanyasıydı. Serbest bırakılsaydı neonazi grubunun merkezinde olurdu. Elbette ona hala Reich'ın yardımcı Führer'i gözüyle bakan eski naziler de onu göklere çıkarırdı. 1987 Haziran'ında Batı Almanya lideri Moskova'ya tarihi bir ziyarette bulundu. Aradaki buzlar çözülüyor gibi görüldüğü için Sovyetlerin Rudolf Hess'i serbest bırakabilecekleri gibi söylentiler çıktı. Evet, bunu ona söyledim ve bana bu çok iyi dedi. Bazıları ise Rusya'nın bir zamanlar Hitler'in yardımcılığını yapmış ve hiç pişman olmamış bir Nazi'yi serbest bırakmayacağını söylüyordu. Rusya onun serbest bırakılmasını neden istemiyordu? Bence bunun cevabını bulmak için İkinci Dünya Savaşı'ndaki ölü sayısına ve bir millet olarak Rusya üzerindeki etkisine bakmalısınız. Etkisi muazzamdı. 17 Ağustos 1987'de Hitler'in eski yardımcısı kendi kendini ebediyen özgür bıraktı. Hess'in intiharı büyük bir sürpriz oldu. İntihar edeceğine dair hiçbir belirti yoktu. Hess hapishanenin yazlık kulübesinde bulundu. Yetkililer cılız, yarı kör, 93 yaşındaki Hess'in kendini elektrik kablosuyla astığını iddia ettiler. Bunu bir çocuk bile yapabilirdi. Sadece tek bir düğüm vardı. Fazla detaylı değildi. Sadece kablo bükülüp düğümlenmişti. Görgü tanığı yoktu.
Ama Hess'in utanç verici sırları açık etmesin diye suikaste kurban gittiğine dair komplo teorileri ortaya çıktı. Bakıcısı cesedinin başında duran iki şüpheli insan gördüğünü iddia etti. Katil gibi başında duruyorlardı. Çok sakinlerdi. Aktörler gibi değil, gerçek profesyonel katiller gibiydiler. Birinin Hess'i öldürmek istemesi için bir sebep yoktu. Yaşlı, tecrit edilmiş, yalnız bir adamdı. Spandau hapishanesinde geçirdiği onlarca yıl boyunca herhangi bir sır açıklayacağına dair en ufak bir imada bile bulunmamıştı. Hess'in oğlu Wolf de cinayetten şüphelenenler arasındaydı. Aile ikinci bir otopsi istedi. Soru şuydu: ölüm sebebi asılma mı, boğulma mıydı? Bu sorunun cevabı ip izi dediğimiz şeyde gizlidir. Rapora göre boynun ip benzeri bir madde tarafından sıkılması ve kişinin boğulması sonucuna varılmıştı. Yani raporda bunun asılma mı, boğulma mı olduğuna dair bir yargıda bulunulmuyordu. İkinci otopsi cevaptan çok soru getirdi. Cesedin bazı parçaları özel incelemeye dahil değildi. Boyun organları adı verilen gırtlak, nefes borusu veya büyük parçaları, tiroid bezi ve şah damarı eksikti. Cesedin organları eksik değildi. Bunun mantıklı bir açıklaması vardı. O organları aileye vermemiş olmalarının sebebi, hala incelemeyi bitirmemiş olmalarıydı. Böyle bir inceleme günler sürüyordu ve cesetten kurtulmak istediğimiz için onu ailesine geri vermiştik. Söylentiler ve spekülasyonlar ölümünde de yaşamında da Rudolf Hess'in peşini bırakmadı. İkinci ve resmi olmayan otopsiden sonuç alınamadı. Komplo ve cinayet teorileri yatışmadı. Aile ölüm sebebinin başka birinin boğarak nefessiz bırakması olduğuna inanıyordu. Biz de bunun muhtemel senaryolardan biri olduğunu ama ille de gerçek olması gerekmediğini söyledik. Hapishane yetkililerine göre Rudolf Hess'in ölümünün ardında bir sır perdesi yoktu. Ben bu teorilerin tümüne saçmalık gözüyle bakıyorum. Gerçek dışındaki her şey spekülasyondan ibarettir. Hitler'in eski yardımcısı asla serbest bırakılmayacağını bilerek öldü. Yetkililerden gelen red mektubundan serbest bırakılma ihtimali olmadığını öğrendi. Müebbet hapis yemişti ve karar kesindi. O da bunu kabul etmişti. Son anlarında bu konuda bir şey yapmaya karar verdi ve intihar etti. Bahtsız uçuşu onu esaret hayatına götürdü. Tek kurtuluşu ölümdü. Bir zamanlar temsil ettiği dehşetten bir haber olan aşırı uçtaki bir azınlık ona hala övgüler sunuyor. Rudolf Hess konusunda hiç unutulmaması gereken iki şey vardır. Birincisi, tüm Yahudi karşıtı kanunları imzalamış, yani Yahudi kökenli insanların açıktan açığa zulüm görmesinin temellerini atmış olması. İkincisi ise Hitler'i sözle, düşünceyle ve fiilen takip etmiş, esasında barış istememiş olmasıdır. Rusya ile savaşmak istiyordu. Ama savaşta başarılı olabilmek için Rusya'nın işgali başlamadan önce Britanya'yı aradan çıkarması gerekiyordu. Ama bunu başaramadı. Başarısız oldu. Britanya'ya yaptığı delice uçuş barış sunmak için değil, Hitler'in topyekün savaş hırsını tatmin etmek içindi. İkisi de muazzam bir başarısızlıkla sonuçlandı.